Şerife'nin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere İncili Bebek Battaniyesi'nin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şu bir motifimiz, motifimizin aslı bu. Bunun sadece farklılığı ekleniş şeklinde. Üzerine sonradan şu orta yerlerini inciyle dikerek süsleyebilirsiniz. Şimdi motifimizin nasıl yapıldığına geçelim. Benim ipim ince kalınlıkta, evde bulunan bir iple yaptım. Normal orta kalınlıkta bir bebek ipiyle yapabilirsiniz. İpin çok kalın olmamasına dikkat edin. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim ve batarak bir halka oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane. Şu anda şu ortasındaki trabzanları oluşturuyorum. Çektiğim zincirle birlikte 4 tane oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bir tane daha yapınca 4 oldu. 1, 2, 3 zincir. Başını alıyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. 1, 2, 3 kere de çekiyorum. 3 tane zincir. Videolarım ve modellerimin devamını takip etmek için Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterli. YouTube'da da Şerife'nin Örgü Dünyası kanalıma abone olarak takip edebilirsiniz. Şu anda son köşemizdeyiz. 1, 2, 3 zincir. Ve şu zincir çektiğimiz, ilk zincir çektiğimiz yere batıyoruz ve motifimizi birleştiriyoruz. Daha sonra biraz seyrek olarak çekiyoruz. Yani normal zincir çeker gibi değil, biraz uzun çekerek 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Diğer şu ilk gördüğünüz deliğe battım. Biraz uzun çekiyorum boylarını. 1, 2, 3 kere de aldım. Aynı bildiğimiz üçlü trabzan, yalnız biraz boylarını uzun çekiyorum. Örmesi çok kolay ve zevkli bir model. Görünüşü de çok değişik. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Trabzanlarımız 12 tane oldu. Hiç zincir falan çekmeden başını doladım ve diğer deliğe batıyorum. 12 tane de üçlü trabzan buraya dolduruyorum. Biraz boylarını uzun çekiyorum. Hem bu uzun çekişim motifin büyümesini sağlıyor, hem de örgünün dokusunun daha yumuşak olmasına sebep oluyor. İnce tiftikten boynunuza fular da yapabilirsiniz bu modelden. Çok değişiklik amaçlı kullanabilirsiniz. Şık bir model. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Son köşemize girdik. 1, 2, 3, 4, normal üçlü trabzan olduğu için biraz hızlı örüyorum, vaktinizi almamak için. 2, 4, 6, 8, 10.
11, 12. Ekleme yerine geldim. Şimdi son gördüğünüz gibi bir tane yerim kaldı. Şimdi motiflerim şu şekilde. İlk motifimiz bir tane. İlk motifimizin şu iki kenarlarından ekliyoruz. Şu anda zaten eklenmiş bir durumda. Köşesini ilk son trabzanımı yaptım. Köşesine batıyorum. Örgümü sabitliyorum. Aynı normal üçlü trabzanlarım 12 tane doldurmaya devam ediyorum. Normal çok basit bir motif. Sadece dediğim gibi birleşme yerinden dolayı, eklenme yerinden dolayı çok farklı durmakta. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Şu ilk zincirle başlayarak diğer deliğe battığımız motifin köşesine sabitliyoruz ve 12 tane oldu şu anda üçlü trabzanımız. Diğer bağlantı yaptığımız motifin şuradan bağlantı yapmıştık. 12 tane motifin dışın bitimine motifimizi sabitledik. Şöyle göstereyim ben size. Daha sonraki motifimizi eklerken de şu köşesinden ve şu köşesinden ekleyeceğiz. Motiflerin ekleme yerleri sadece tek farkı şöyle şu şekilde baş başa değil, şu köşelerinden ekleme yapıyoruz. Köşelerinden de ekleme yapınca buralar böyle dışa doğru kıvrılmakta. Oldukça şık ve güzel duran bir model. Dediğim gibi şu köşelerin birleştiği yerlere inciyi sonradan dikerek süsleyebilirsiniz. Şimdi ikinci motifin nasıl birleştirildiğini de göstereyim, kafanız karışmasın. Bir köşesine 12 trabzanımı yaptım. İkinciye de 12 trabzanımı yaptım. Şu anda motifim bakın şu şekilde. Alıyorum ve motifimi şuradan ilk eklememi yapacağım. Sabitledim. Başını alıyorum ve diğer deliğime giriyorum. 12 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3, 12. yaptım. Önce buraya ekledim. Daha sonra 12 tane trabzanın sonuna ekliyorum. Tekrar başını aldım. Diğer deliğe 12 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Altı, yedi. Buraya 11 tane yapacağız. 10 ve 11. Daha önceki zincirle yukarıya çıktığımız yere başına batıyorum. Şimdi ekleme yerine gelince daha önce bu köşeye eklemiştik. Şimdi bu köşesini ekliyoruz. Ve motifimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi eklemeleri bu şekilde oluyor. Yapanlara kolay gelsin.